Şimdi yaz sokaklarında geziyoruz. Evet, geziyoruz. Çok serin gelmiyor. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok serin olduğu için kaymamak için dikkat ediyoruz. Kar yağmış. Her yer buz. Et seviyor. Abi ben asfaltta yumurta kırdım. Ciddi ciddi Kıbrıs'ta asfaltta yumurta kırdım. Evet. Bu plastik trafik lambası var ya. Evet. Onun erediğine şahit oldum. Bu kadar serin hava gördüm. Şahin Hanım, yorumlarınız. Ne soruyorsunuz efendim? Yorumlarınız var. Midyat hakkında yapalım. Siz varsanız midyat zaten güzel. Teşekkür ederiz. Midyat senin de mi güzel? Ha, teşekkür ederim. Yanına mı geçelim? Tabii. Devam edelim. Devam edelim lütfen. Kasrı Mezopotamya, evet. Evet. Görmüş olduğunuz bölge Kasrı Mezopotamya olarak geçen. Aynen. Benim komürlerim yine yoklar. Buyurun efendim, devam edin. Burası Miran Hanım'ın sokağı. Evet Şahin Hanım, neredeyiz? Miran Bey'in şu sokağındayız. Her Hercai Konağı'na geldik. Turumuzu özellikle buraları görmek istedikleri için ama daha güzel yerde. Şu arkadaki ajanla görevlerini aslında biraz kullanırsın. Bir ajanla görevlerini aynen ya. Biraz kullanırsın. Neredeyiz? Dara'dayız. Antik kent. Burada kaya mezarlar var. Arkamdaki bütün delikler bir tane kaya mezarının işareti. Gidiyorum şimdi. Toplanalım. Toplanalım. Giriyordunuz değil mi? Rehber arkadaşımızı dinleyelim. Bilgiyi aktaracak size. Emin abi başa geçelim. Arkadaşlar. Buyurun takip edin hemen arkadaşlar. Kıyısındaki antik kentlerde yer alır ve kral mezarları diye hitap edilir. O nedenle farklı bir konumda kral mezarları yer alıyor. Diğerlerde sanduka mezarları. Sanduka mezarlarsa da günümüze yakın Süryani kültürüne ait mezarlar. Ortalama 300-400 yıllık bir tarihi bulunuyor. Ve hemen arka tarafta ise bir örnek kaya mezarının içerisini göreceğiz. Şimdi burada biz kazı çalışmalar başlattığımızda mezarların içerisinde çok fazla sayıda gözyaşı şişirmeleri bulunuyor. Gözyaşı şişirmeleri sadece Roma mezarlarında sembolik olarak bulunuyor. Yani eskiden bir öz bile arkasından ağlayanlar döktükleri gözyaşları camın içerisine biriktirip ölü hediyesi olarak kenarına doğru bırakırlarmış. Ve Roma dönemine ait paralar bulundu. Aslında bunu birçok mezarlarda şahit olduk. Ölünün dişin arasında sıkıştırılmış para ve de altın. Bazıları ise de göz kapağına yerleştirilmiş bir geçit parası olarak. Çünkü inançlarına göre öteki dünyaya gitmeleri için dünyanın dört bir yanında nehir ve cehennem kayıkçısı Karo. O parayı kayıkçıya bahşiş olarak verecekler. Kayıkçı da o ruhları cehennemden kurtarıp direkt onları cennete götürsün diye. Bazı mezarlarda ise
kişinin sevdiği özel ziynet eşyaları, altın, kılıç, boncuk, her neyi seviyorsa onlarla birlikte mezarında gömeleli. Şimdi örnek mezarı gezdikten sonra, daha sonra güneş tapınağı ve en son dünyada eşi benzeri göremeyeceğiniz aynı alanda 3000 kişiye ait insan kemikleri bulunduğu o kemikleri göreceğiz efendim. Mezarı gördükten sonra bir de müzeye doğru devam ediyoruz. Gel kur kafa göstereyim sana. Çay içim, gel ben görüşürüz. Bizim filmde çok güzel. Bir şey kalın içine. Çok mu uzun ya? Dikkat edin anne, çekiyorum şey içine. Bizim çabalık kayıt ister, uzun bir de sular içer miyiz? Bu kumarlarının tanıtmasını zimmet burada mı? Bu Thank you.
efsanesi yer alıyor. Şimdi kapının sol tarafına baktığımızda kanatlı bir melek görüyoruz. Ve insanın en alt köşesinde ise Merak ettiğiniz bir şey var mı? Kamera alıp da yiyoruz. Yaba çekti. Çekti.